Selam, ben Hakan. Size bugün 4 adımda Trello'yu nasıl kullanırsınız, bunu göstermek istiyorum. Ama Trello'yu kullanmadan önce Trello nedir ve neden kullanmalıyım ilk önce bu soruyu yanıtlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Trello inanılmaz basit ve inanılmaz esnek bir program olduğu halde nasıl kullanılacağı hakkında hiçbir fikrimiz olmayabiliyor bazen. Çünkü Trello o kadar basit ki bize hiçbir şey sunmuyor ve hiçbir şey göstermiyor ve bizim bir şeyleri daha düzgün yapmamızı istiyor. Hiçbir yere bizi zorlamıyor, hiçbir şekilde bize ipucu vermiyor ve buradan yola çıkarak nasıl biz bir şeyler yapabileceğiz? Bunu bulmak bazen çok zor olabiliyor. Çünkü Trello iş için mi kullanacağız yoksa acaba Trello başka şeyler için de kullanılabiliyor mu? Buna biraz bakalım. sizinle de bugün bunları paylaşacağım ve Trello'yu acaba ben nerelerde kullanabilirim bunu daha rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Daha sonrasında ise yine bu dört adımı göstereceğim ve çok basit bir şekilde Trello'yu kullanmaya başlayabileceksiniz. Ama ilk önce arkanıza biraz yaslanın daha sonra Trello'yu biraz görelim sonra da Trello'yu beraber kullanmaya başlarız. Trello'nun kaynaklarına bakacak olursak Trello'nun kendi bu arada Trello'nun yaptığı bir board olduğunu buradan görebiliyoruz. Trello'nun birçok yerde kullanıldığını ve birçok şey yapabildiğini görüyoruz. Ama e, neler yapabiliyor konusunda buradaki board'dan, buradaki tablodan bulmak bayağı bir zor olabiliyor. Bu yüzden de başka bir link daha buldum ve Trello'nun e, yine neler yapabildiğini başkalarının yaptıkları örneklerle burada daha iyi anlatıyor. Örneğin yemek tariflerinizi burada hazırlayabilirsiniz. Veyahut da ev alışveriş listenizi yine burada hazırlayabilirsiniz veya da bir bebeğiniz olacaksa bununla ilgili bir isim bulmaya çalışıyorsanız yine burada isim bulmak için bir board açabilirsiniz aynı zamanda haftalık planınızı yapabilirsiniz veya da kendi görevlerinizle ilgili listelerinizi burada tutabilirsiniz ev arkadaşınız var ve ev arkadaşınızla birlikte evde yapılacak işler planlamasını yapmak istiyorsunuz yine Trello ile bu listenizi yapıp ev arkadaşınızla daha fazla etkileşim sağlayabilirsiniz. Yani kısacası Trello'yu sadece iş hayatınızda kullanmak zorunda değilsiniz. Yaptığınız herhangi bir aktivitede kullanabilirsiniz. Örneğin kitap okuma aktiviteleriniz için yine Trello'yu kullanabilirsiniz veyahutta en çok sevdiğiniz videoları başkalarıyla paylaşmak için board'lar oluşturup birlikte e, bu videoları e, ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalında yayınlayacağımız eğitimlerle ilgili benim aklıma gelen fikirleri olduğunda bunu ekiple birlikte paylaşmak için yine Trello listelerini ve Trello boardlarını kullanıyorum. Peki başkaları Trello ile ya neler yapmış? Bunları biraz daha inceleyecek olursak, mesela sanatsal çalışmalar için birisi kendi yaptığı çalışmaları buraya eklemiş ve buradan kendi fikirlerini bulmaya çalışmış. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi bebek ismi bulmak için Yine birisi Trello listesini kullanmış ve burada oylama yaparak hangi ismin seçildiğini bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde kilo vermekle ilgili bir tane board yapılmış ve diyet listenizi bunun içine kaydedip daha sonra yemeklerinizi bunun içine kaydedip siz de kendi planlarınızı Trello'da tutabilirsiniz ve Trello'yu cep telefonu uygulamanız içerisinden de bulup oradan da kullanabilirsiniz. aynı zamanda bir başkası da yemek listeleri, yemek tarifleri koymuş ve Trello'nun içerisinden kendi listelerinizi oluşturup yine bu yemek tariflerini bulabiliyorsunuz. Peki Trello'da bunlar yapılmış ama ben bunları nasıl alacağım? Çok basit. Eğer Trello'ya giriş yaptıysanız direkt olarak burada bu panoyu kopyala seçeneği var ve bu seçeneği seçtikten sonra siz bu panoyu kullanabileceksiniz. Ama şimdi yine arkanıza yaslanın. Gerilmeyin. Çünkü şu anda anlattığım şeyler Trello'yu nasıl kullanacağınızı da ilgili teknik bilgiler değil. Aslında Trello'yu ilk açtığınızda boş gelen yeri nasıl dolduracağınızla ilgili bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Peki başkaları neler yapmış? Yine benim bulduğum örnekler var. Bu örnekleri biraz inceleyelim. İlk listemi açtığımda yine birisi yemek tarifleriyle ilgili bir çalışma yapmış. Bunu Trello'nun kendi de sayfası yayınlamış ve altta gördüğünüz gibi açıklamalarda imaj Trello'dan alınmıştır diye yazıyor. Bir sonraki listemiz ise Okuma listesini düzenlemek için yapılmış bir çalışma. Yani kitap okuyorsunuz ve bu kitap okumalarınızı yine bir yerde tutmak istiyorsanız Trello'nun içerisinden tutabilirsiniz. Aynı zamanda e, öğreneceğiniz şeylerle ilgili liste hazırlayabilirsiniz. Ve bu öğreneceğiniz şeylerle ilgili liste hazırladıktan sonra kendinize bir iş akışı çizebilirsiniz. Ve diyelim ki tatile çıkacaksınız. Tatile çıkacağınız zaman ne tür yerlere gideceksiniz bununla ilgili planlamalarınızı. Eşinizle veyahut da arkadaşınızla birlikte yapabilirsiniz. İş aramayla ilgili bir tane örnek yapmışlar. Aynı zamanda e, vergileri e, ve yapılacak işleri tutmak için yine bir liste hazırlanmış. E, diyelim ki yeni bir tane ev bulmaya çalışıyorsunuz. E, hangi evin size daha uygun olduğunu bulmak için buraya notlar ekleyip Yine aynı şekilde Trello listelerini kullanabilirsiniz. Çünkü WhatsApp üzerinden sürekli birilerine bu ev nasıl, bu ev nasıl, bu ev nasıl diye göndereceğinize bir tane Trello board oluşturup hepsini oradan gösterip hangi evin daha uygun olduğunu yine oradan seçtirtebilirsiniz. Ev işleriyle ilgili planlamaların yapılacağı bir Trello listesi oluşturulmuş. Büyük bir etkinlik veyahut da düğün organizasyonu nasıl yapılır ve bunlarla ilgili yapılması gereken şeyler ne? Aylık planlamalar yapılmış etkinlik yaklaşırken şu ay şunları yapacağız bu ay bunları yapacağız diye bir liste hazırlanmış. Evet bu çok enteresan bebeğinizin ilk yılı ile ilgili bir tane board hazırlamışlar. Bu board hazırladıktan sonra içerisine ilk ay ikinci ay üçüncü ay diye fotoğraflar atılmış ve aynı zamanda sadece bu değil diyelim ki aşıları olacak ve hatta yapılması gereken bakımlar var. Siz de bunları bir yerden buldunuz ve Bunlarla ilgili listeler hazırladınız. Bu listeleri ile işinizle birlikte paylaşıp bunları 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 yapacağız. İlk ay böyle bir eğitim vereceğiz, İkin, ikinci ay böyle bir eğitim vereceğiz, sonra şunları yapacağız diye bir liste hazırlayabilirsiniz. Evet parti planlaması veya doğum günü planlaması ile ilgili ilginç şekilde liste hazırlayabilirsiniz. Şu anda gösterdiğim örnekler gerçekten Trello'da yapabileceklerinizin birkaçı. Çünkü istediğiniz kadar Trello boardları yani Trello panoları oluşturabiliyorsunuz. Trello hesabınıza girdikten sonra ve bunun içerisinde sınırsız veri ekleyebiliyorsunuz. Ama bu sınırsızdan kastım şu. Sınırsız mesela kart ekleyebiliyorsunuz. Eğer ücretsiz üyeyseniz bunların içerisine sınırsız bir şekilde yine görseller ekleyebiliyorsunuz. veya işte dosyalar ekleyebiliyorsunuz. Ama tabii ki ücretsiz üye olduğunuzda diyor ki 50 MB 100 MB tam olarak hatırlamıyorum. Bu seviyelerde dosyaların boyutlarını ayarlamanız lazım. Bundan daha fazlasını istiyorsanız o zaman aylık veyahut da yıllık üyelik seçeneğini seçmeniz gerekiyor diye söylüyor. Ben Trello'yu çok uzun bir zaman boyunca ücretsiz kullandım ve ücretsiz kullanmakla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Ama Trello'yu ücretli kullanmaya başlamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi Trello'nun içerisindeki diğer firmaların hazırladığı upgrade'ler veyahut da power pack'ler diyelim. Bu Yardımcı öğelerle birlikte Trello'yu çok daha geniş kapsamlı olarak kullanabiliyorsunuz ama bunları daha sonra bakacağız. Şu anda yapacağımız şey şu Trello'yu 4 adımda biz nasıl kullanmaya başlayabiliriz buna bakacağız. İlk önce Trello sitesine giriş yapalım. Trello sitesine girdikten sonra eğer daha önce kayıt olduysak zaten login butonuna basarak giriş yapabiliriz. Ama kayıt olmadım sign up butonuna basıyorum ve... Buradan eğer benim bir Google hesabım varsa ve Google hesabımla giriş yaptıysam otomatik olarak buradan giriş yapmamı veyahut da üyeliğimi sağlayabiliyorum. Academia Lab olarak e, ben üyeliğimi açtım. E, Trello sayfam açıldı ve Trello sayfam açıldıktan sonra şu anda benim ekranımda bir tane board yani pano var. Bu pano Trello'ya hoş geldin panosu. E, bu Trello'ya hoş geldin panosunun içerisinde biz Trello'nun neler yaptığı ile ilgili genel bilgileri buradan görebiliyoruz. Ama ana sayfaya bastıktan sonra yeni bir tane pano oluşturmak istiyorsak o zaman Create New Board butonuna basıyoruz ve yapmak istediğimiz şeyle ilgili bir tane pano ismi belirliyoruz. Yani e, mesela diyelim ki bebek isimleri belirleyeceksiniz. Bebek ismi belirlediği bir tane panımız olabilir. Bebek ismi. Bu panoyu belirledikten sonra bu özel bir pano mu olacak yoksa açık bir pano mu olacak? Herkes görebilecek mi? Bunu seçebiliriz. Eğer public'i seçerseniz otomatik olarak bunu insanlarla paylaştırabilirsiniz. Ve diğer kişiler de bunları görüp içerisindeki bilgilere bakabilir. Aa, bu arada bebek ismi belirli yerine yapılacak işler listesi olarak ben bunu düzenliyorum. Yapılacak işler olsun hatta. Ve create board dedim. Oluşturduktan sonra biraz önce bahsettiğim gibi Trello'da ilk zaten karşımıza çıkan şey boş bir pano oluyor. Bu boş panoya geldikten sonra neler yapabileceğimizi ve nasıl şeyler olacağını bazen bulamıyoruz. Çünkü ne olacak şimdi? Ekrana bakıyorum yapılacak işler listesi var ve bu kadar. Başka bir şey yok. Bu yüzden de e, Trello toplamda 3 tane temel şeyden bahsediyor. 1- Boardlar yani panolar. 2- Listeler. 3 kartlar. Her bir kart yapılacak iş oluyor. listeler ise bizim bunları tuttuğumuz alanlar oluyor. Genellikle biz ne yaparız? İlk önce yapılacak işleri tutmak isteriz. Daha sonra yapılıyor demek isteriz. Daha sonra da bitti demek isteriz. O yüzden yapılacaklar diye bir tane liste oluşturdum. Daha sonra şu anda yapılıyor diye bir liste oluşturdum. Yapılıyor. Ve daha sonra da bitti diye bir tane daha liste oluşturdum. Bu bizim üçüncü aşamamızda. Yani ilk önce Trello'ya giriş yaptık. Daha sonra bir tane board oluşturduk yani pano oluşturduk. Üçüncü olarak da listelerimiz oluşturduk. Burada sınırsız pano oluşturabiliyoruz ve bu panoların içerisinde sınırsız liste oluşturabiliyoruz. Çift tıklayıp herhangi bir yere istediğimiz bir listenin ismini yazıp daha sonra bunun pozisyonunu da değiştirebiliriz. Veyahut da buradaki bittiği sürükleyerek istediğimiz yere alabiliriz. Yapılacak işler Trello aktar. Enter tuşuna bastığımda yeni bir tane daha kart açıyor ve e, bu karta tellor ile ilgili istediğim gibi isimleri veriyorum. Daha sonra sürükleyip bırakarak bunları herhangi bir yere taşıyabiliyorum ve işim bittikten sonra da yine e, bununla ilgili sürükleyip bırakıp istediğim yere aktarabiliyorum. Bu da 4. aşamamızdı. Yani kartlarımızı oluşturduk ve bu kartların yerini bırakarak yapacağınız işleri organize edebildik. Trello ile ilgili konuşulacak birçok şey var ama Trello'yu kullanıyor olmanız bence bunların en başında geliyor. Çünkü Trello'yu kullanmaya başladığınızda benim şuna da ihtiyacım var, benim buna da ihtiyacım var deyip Trello'da acaba daha neler yapılabilir diye görmeye başlıyorsunuz. Ama ilk karşınızda dediğim gibi boş bir ekranla karşılaştığınız için ha ben burada ne yapabilirim ki gibi bir izlenim oluşuyor. E, Trello'yu biz e, iş hayatımızda aynı zamanda günlük yapılacak işlerimizle ilgili veyahut hatta ilham aldığımız konularla ilgili birçok birçok yerde kullanabiliriz ki ben çok fazla Trello'yu kullanıyorum. Hatta bütün notlarımı özel notlarımda dahil olmak üzere her şeyi Trello'nun içerisinde alıyorum. Cep telefonu uygulaması olduğu için de yine aynı şekilde cep, cep telefonları uygulamasının içerisinden bu bilgileri de düzenleyebiliyoruz. Bu arada siz Trello'yu ne için kullanıyorsunuz? Muhakkak bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olun. Çünkü Trello ile ilgili yine yeni eğitimlerimiz olacak. Bu eğitimleri de kaçırmanızı istemem. Aynı zamanda buradaki örneklerle ilgili linkleri de yine videonun açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan da yine ilham verici örnekleri siz de bakıyor olacaksınız. Görüşmek üzere.